Dener, vallahi laç oldu biliyorsun. Biz Eylül, buraya tünedik. Eylül böyle yan yatayım mı? Nereye? Buraya. Yatılmaz ki. Nereye? Çok kararlı. Nasıl yapacağım? Ne bileyim ben. Böyle yatayım. Yap şeylerin üstüne çantaları. Al olsun. Şu. Bakalım mı? Al şimdi kapağını. İrem'le poğaça yiyor burada. Yaptığım yolluklar. Ben kalkayım buradan. Önünde de bir tane mendil koyayım. İçinde bir şey var mı? Bilmiyorum. İşte arabamı taksiye koysaydım. Geliyor Hüseyin. İç içe kalmaya gitti. Bulmuşlar mı artık ayıp bakmalı? Birisine bir şey tarif ediyor ama kime? Ana iyi gelmiş adam. Kamyoncu. Şey nakliyatçı. İyi hadi bakalım. Şimdi bir 3-4 saat sürer. Evden çıkması aşağı doğru indirmeleri dikkat. 2 saati geçik sürdü. Bodrumuna geldik şimdi merak ettim. Aa bayağı büyükmüş arkadaşlar. Yani herkesin binanın da. Boş bakın. Biz nereye koyacağız? Bir köşe koyacağız. Bir köşe. Vardır canım insanların belli bir yeri. Sordun mu? Sormaya gerek yok. Tabii ki. Dairelerin belli oluyor. Burada sormaya ne gerek var? Bellidir ama bak eşyalar var. Mesela karşısı boş. Demek ki boş el verin. Daha iyi karşıda olması. Sırası bizim olsun. Şöyle. Düz. Şu kolon. İki kolon arası. Arkaya kadar. Bu bayağı geniş. Şimdi çok güzel muhafaza etmek lazım tabii. Burada da tutulur mu o fırın ana? İnşallah. Başına bir şey gelmez. Güzel sarıp sarmalayacağız ne koymuşlar. Baksana kapısı yok. Bacası yok. Sobama bu koyacağız. Hı? Ana. Niye kapamamışlar onu? Güzel yanmamışsın. Niye kapanmıyor mu? Su doldukça çekiyorlar ya. Bak daha tatlı. Aman gel. Gel zaten ne işimiz var burada. Ha kapı var burada. Ama açık. Açık kapı. Asansör iniyor Bodrum'a kadar. Hmm. Gel yavrum sen gel. Gel sen bu. Tabii bak. Hemen boşluğa düşersin Allah korusun. Gel. Gitme yavrum. Bizsiz gitme. Buraya da bisikletleri koyulmuş lan. Bak senin de oldu mu sen de koyacaksın. Benim motorum olacak. He. Benim motorum olacak. Zenginliğe bakalım. Bak bardakta mısır satan biri var apartmanda. Hakkı yandık. Evet arkadaşlar nihayet taşıma olayı bitti. Kaç saat şu an? 5:30 oldu 6'ya geliyor. Bakın sabah saat 8'de kamyon geldi. Biz daha erken kalktık tabii gelecekler diye toparlama yaptık. 8'den beri oraya koydur buraya koydur açıkta fuzuli şeyler dolaptan böyle bir şeyler çıkardılar pet şişeleri dahil şu olmaz bu olmaz domates biberler bile çıkacaktı yani dedim gelenler dedim şişelerle götürdüler yani geliyor aklılar da bir içeri bir dışarı neyse çok şükür ama evi bilmiyorum şu an en son durum ne taylı koltuk girmemişti dolaptan ötürü. Portmanto var ya kapı yanında. Dış kapıda. Dış kapıdan girmedi. Şimdi ona bakacağız bakalım. Ay, ay. Anne bunu birisine vereyim mi? Gelincik şurubunun kapağı açılmış. Bir tane açılmıştı. Kolyeyi galiba hızlı vurdular yere. Sonra kapağı açık demişler. Şimdi gene
Buzdolabı kıpkırmızı olmuş diyor İrem. Gelincik çorabından. Onu zaten hava almış olsa, kapağı açık hani bir şekilde olsa yemyeşil köpük olur böyle bir hafta sonra. Benim bakın haftalar geçti üstünden. Maşallah tertemizdi yani. Hiçbir şey yoktu. Neyse. Bir iki fire de bu. Artık taşınma şey bilmiyorum artık. İçe dışa bakacağız şimdi. Paldır küldür demin arabadan ses geldi. Çamaşır makinesini de banyoya koymuşlar. Ben de şimdi söylettim İrem'e, babasına. Git dedim, söyle babana dedim, onu dedim Fortnanta'yı alsınlar. Zaten yorgunuz, bunun beli ağrıyor. Nasıl oradan oraya taşıyayım? Bak ona demesem orada kalacak o şimdi. Neyse anne gidelim, hadi başım bu çok ağrıyor. Artık nerede yer bulursak Cucuna. Evet. Gördüğünüz üzere kapak resimdeki gibi. Hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar. Allah kahretsin bunları ya. Verdiğimiz para da haram zıkkım olsun. Şimdi telefonun şarjı yokmuş, isteyen olsun. Bak aşağıda annemi beklerken burada gelmişler kolileri. Annemi de bırakamadım yorgun. Hüseyin'e koltuk sokmaya çalışmış. Birkaç saatte geldiler, attılar bunları. Böyle bildiğiniz atmışlar üst üste. Bildiğiniz atmışlar. Gaz diyorlar bize, poğaça al. Bu kadar da arsızlık olur mu? Dünyanın parasını aldınız. Hadi Hüseyin gitti poğaçalarını, kahvaltılarını ettirdi. Kolalarını al. Yok işte su, tamam. Su verirsin. Kola al. Buraya geldiler işte, karnımız acıktı. Dördüncü kat ön cepheymiş, asansör şeyi kuruyorlarmış. Öyle çekiyorlarmış. Bizim arka cepheye bakıyor diye. Ya be mübarekler. Zaten kolileri molileri çoğu eşyayı asansörle taşıdılar. Kapak, mapak, bütün o şeylerin, gardolapların. Yani koltuklarla beyaz eşyalar kaldı. Dört kişi zaten. Elin saf onlarda taşınsın. Karnımız acıktı. İşte yemek şey yapsana demişler Hüseyin de. Yeter artık ama demiş yani. Üstüne bir de zaten fark verdik param. 1000 lira. Hakkı İrem. Ya bir insan evladı yapar mı bunu ya? Ya aldığımız para helal mi yani? Üst üste atmışlar, bardaklar kırılmış. Kaseler kırılmış. Bulaşık makinesi darbe almış biraz önünden. Görmüş olsaydım bu manzarayı, hayatta o parayı vermezdim onlara. İsterse ne yaparlarsa yapsınlar. Düzeltin derdim bunları. Aynı ne şekilde aldınız? Gösterdim size, nasıl intizamla dizdim ben onları. Nasıl intizamla dizdim mutfak kolilerini mutfağa. Odanın kolilerini hola. Zaten üstlerine yazdım mutfak, şu bir içinde ne varsa yazdım. Artı bir de kırılacak hassas diye yazdım. Hediyelik eşyalar en altta. Bardakların üstüne bir şey, sepet böyle atılmış. Bakın resime. Nedir ya? Bu açmış halim yani. Gidip taşıyorum bir de şimdi üstelik. Sinirden deliye döndüm ya. Ev zaten pislik içinde, hak getire. Koltuğu sokamamışlar buraya bak. Karı koca getirdik. Şu koltuğu şuraya sokamamışlar. Şu kapıya da zaten darbe yapmışlar sokmaya çalışırken. Bu kutuyu mutuyu ittirdim biraz mesela. Biri. Şuraya bak. Hadi bu gene. Bu intizamlı hali mutfaktan. Mutfaktan gene iyi. Şu uç atma şekline bakın bir kere. Kapak dizmeye bakın. Bu anasının gözü kapağı. Bu anasının gözü kapağı mesela. Beyaz gardıropla şeyinin kapakları mesela karıştırmışlar, getirmişler. Baba. Bak ünite ile aranın mesela. Beyaz ara gardıropun şeyleri. Kansızlar. Buraya şimdi getireceğim ben kavanozları, mamanozları. Bir perdeyi takalım mı?
takarız sonra. Şurada bir bakayım, bir dolap var belki. O şimdi en son boşlukta ne kalırsa onları bir koyarım oraya. Ondan sonra temizliği. Bak sinirlerim tepemde. Şuralarda yavaş. Buralar hep temizlenecek. Hep temizlenecek buralar. Oraları da bir güzel pakladım çamaşır sularımla. Neydi ama bayağı geniş ama buralar. Bakın buralarda mesela raf yeri varmış. Bak. Bak orada. Mesela buralara bir raf yapılır. Temizlik maddelerini mesela dizmek için. Kavanozları. Burada askılık. Yukarıda orada Hüseyin mesela çok şey kullandığı malzemelerini, kutlar alınca bunları. Bütün kutları yok. Yukarıdakilerin de yok. Bizim olur zaten onlar canım. Böyle masraflar. Kutlar yok yukarıda. Ama kut olmasın. O dolaptık şey. Kırık. He? Kut olmasın. Ne nasıl açacaksın bunları? En alttan açarsın. Buradan açarsın. Öyle kut olması çarp mı? Niye senin ki altın kulbunun açmak varken rahat? Sen sevgi boy var ya, sen kulbunu tutacaksan çıkarsın. Çaldım, binerim tabureyi, çıkarım. Erkekler böyle. Erkekten karnı acıktı. Ben burada var ya böyle kıç isterdim, kıç. Ah bir görmüş olsaydım. Nasıl alayım o parayı bilmiyorum ben, tüket. Resmi de özellikle çektim ama. Şimdi kırıkları, o hasarları da şey yapacağım. Dur bakayım. Samsung'un belli olmaz. Sinirim geçerse ne hala, geçmezse. Şimdi evde bu halde zaten hiç geçmiyor. Şu an bildiğiniz saya saya gidiyorum. Tezgahı bile doldurmuşum be. Kansızlar. Ulan nasıl ben temizlik yapacağım, nasıl yerleştireceğim? Buradan öteye gidemiyorsunuz ya. İstiklemişler böyle ya boyunca. Nereden çıkıyor? Bu bizimki değil mi? He, ben taktım. Neyse, ben biraz daha devam edeyim şuraya. Sen de gavizem vardı. Vardı ya, kırmızılı, taşlı. Aldık ya şeyleri. Dedim bir şeyle benzemiyor. Evet, attık kendimizi arkadaşlar dışarı. Biraz ben araladım. Annem git kızım biraz dedim. Karnınızı doyurun. Beni de, ben de uzanayım dedi. Bana da gelirken getirin bir şey. Bakın niye çekiyorum şimdi, beyaz arabanın olduğu yer az biraz ilerisi işte apartman. Bakın burası da ortaokul. Ay ne iyi oldu. Sen niye sevinmedin kız? Kolaçan edeceğim diye sevinmedi galiba İrem. İyi oldu. Çıkarsın ben deyince. Ben gelir bulurum seni. Çarpırım. Oh. Bugün de dışarıdınız. Hiç sevmediğim şey. Şöyle güzel bir çorba yapmak istedim aslında bugün var ya. Ezo gelin. Evde yapacaktım. Bakmayın ben yorgun morgun. İlk günü böyle aklımdaydı. Bir çorba yaparım dedim sıcak sıcak yorgunluğumuza. İçine dedim sumak. Oh, içeriz mis gibi. Ama sarma da yapmıştım bu arada yol için. Dün annem dedi 4-5 tane koy, biraz koy. Sonra çocuklar dedi, anne bana da bana, hadi dedim bari sarmayı yiyelim. Bereket yapmışım ama börekle poğaçayı arkadaşlar. Ne iyi oldu, acıkan hemen yedi börekleri. Limonata da aldık biraz. Ya bak yedik onları işte. Neyse bir çorba içeriz şimdi. Anneme de bilmiyorum ki, lahmacundan başka bir şey yemiyor. Dışarıdan. Hadi İrem gel yanıma. Keşife. Keşif yapıyoruz şu an. Bir tane park bulduk, çok güzel. Vallahi park var burada. Yakın. Şimdi çay var. Oh kaydırak. Tatravalli. Çam park diyor. Çok güzel. Oh. Nasıl gözleri açılıyor? Aslında yakın. He? Kapatmayı da sensin. Nerede? Ha? Aslında yakın. Bir şey olsa hastaneye de seviniyoruz.
Çok yakın her şey burada. Sanki kilometresi yazıyor da bu da yakın. Nereye? Nereye? Gel şimdi, şimdi değil. Ay atma var orada. Bıkarsınız. Dur. Bıkar mıyız? Aha. Şey diyorum, sitenin bahçesiymiş. Aaa. Sitenin bahçesiymiş. Şansınıza küsün. Neyse. Buluruz. Ama anne burada hiç park yok. Ama güzel kız oturma yerleri, kahvaltı yapmaya. Güzel de bak anne şey. Bir tane katlamalı park... masayı taşı. Yakın buraya. Bir tane park var, sadece emniyete özel. Bizim karşımızdaki kaymakamlığın önünde bir tane park var. Polislerin ama özel. Polislerin oraya bağlı. Yani. Teyzemler çıkmış. Nasıl siteye, diğeri emniyete. Her şeye bağlı. Şey bakayım bir de beni çek böyle. Domatesler var orada. Buraya geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Evet Mariler. Hep annem mi bayan şuşu olacak? Biraz da ben olayım bayan şuşu. Hiç güneşe bakamıyorum. Çok güneş. Şimdi gidiyoruz. Çerkezköy'e doğalgazı alacağız üstümüze. Buradan da elektrik su hallediliyormuş, abonelikleri. Ondan sonra tam banyoya girecektim. Doktor eldivenini taktım. Şu duşakabin, lavabo, altları, dolapları falan. Önce neyi halledelim? Ne? Önce el sıkışımı halledelim. Burayı halledelim öğlen saati ama nasıl olacak? Bence orayı halledelim gidene kadar. Kaç kaç? Şu an saat 1. 1.22. Şöyle demin de markete gittim. Anam dün tam çarşıya indik öyle yemeğe falan. Biz de gittik, hiçbir şey yok. Bir divan lahmacuncu vardı galiba, divan. Kebap yazıyordu. Aman dedim orası da şimdi senin ilkimiz tuzludur. Tabelasından belli. Kocaman bir tabela gördünüz mü? Elit elit. Uzaklaşın oradan. Sonra sabah dedi Hüseyin burada da bin var. Dolandık gittik hakikat dedim ya, dünyanın yolunu yürüdük. E5'ten geçtik, kavşaklar mavşaklar. Burası gölge. Gözlüğü de sevmiyorum, şuralarımı acıtıyor. Bu gözlükleri de kullanmak hiç iyi değilmiş. Var ya, asıl böyle çok göz retinasını etkiliyormuş, hele çocuklarda, haberlerde de söyledi. Onu bile doktorlara yazdırmalı. Tuzlu tuzlu. Burada ay güzel bir dondurmacı vardı. Bim, kokoreççi. Şey, efsane kokoreççi varmış. Ondan sonra Şanlıurfa kebap vardı. Tamam dedim, lahmacuncu da var. Dönerci çocuklara. Ha, annem diyor dondurmacı varsa gideriz. Hani masamı falan atmışlar böyle dışarı. Evin içi gene Allah selamet. Ama olsun. Öyle böyle yapacağız. Kim yapacak? Zaten insan bile çağrılmaz bir kişi ekstradan eve. Hüseyin'le bir odaya giremiyoruz mesela. Sen diyorum bir yere atacaksın kendimi, ben bir yere atacağım. Yöneticiyle tanıştık Hüseyin bugün. Adam demiş konuşalım tanışalım. Duracaklarımız var. Merdivenleri soralım. İçinde mi aidatım? Annem de içindedir. Arka şeyi var böyle. Sokak. Hakkı için baktım bugün, gezdim. Hakkı'ya diyorum bak şuradan şurası.
ön taraf caddeye bakıyor ya. Bak şeye geldi. Hakkı buldu çiğ köftecisi. Dün gidildi bulamadı çocuk. Bakayım içine. Doritoslu. Getir bakayım ne var içinde? Yarım paket Doritoslu satmış. Kaç para? 18. He? 18. Toptan keseyim mi? Ya buraya ne koyuyorsun? Allah Allah. Toptan keseyim mi? Köşede lazım değil. Toptan keseyim mi? 18 lir. Hadi afiyet olsun. Sana çeyrek. Günaydın arkadaşlar. Hakkı'yı caminin Kur'an kursuna yazdıracağım şimdi. Burada arkadaşlara gidiyor önde. 5 dakika rotar yaptık bugün. Hakkı. Seviniyor da ya yavrum benim. Yereğine. İrem'i yazdıracağım. Yazdırmak istiyorum birkaç gün sonra ama şimdi o da Atatürk Kültür Merkezi'nin kursunu çok istiyor. Ben de diyorum git Kur'an kursuna da bak unutacaksın iyice dedim. Oradan çıkıp saat 1'de de çıkıyorlar. Kültür Merkezi'ne gidersin. Ben de bakkal makkal aradım. He? Bilmiyordum. Kadınla tanışırdık. Neyse. Şimdi dönüşte tanışırız. Hocası bayan arkadaşlar. Kaydını yaptırdım şimdi adresi. Doğum tarihini, kimlik numarasını falan. Ama kadın diyor ki aslında diğer erkekler vardı. Apartmanda da vardı. O çocuk da orada. Apartmandan galiba ötekiler geç mi kaldı bilmiyorum. Onlar da geliyormuş normalde ya da şeyde erkek hocada. Normalde erkek hoca alıyormuş onları. Ama diyor sınıfı çok kalabalık olduğu için diyor. Ben alıyorum diyor. O yüzden bende mi kalır oraya mı gider diyor. Şey diyemiyorum tamam dedim. İnşallah orada kalır. Pek ılımlı, pek seveceğim. Bayan hoca. Bir kendi çok istedi Hakkı. Gideceğim anne, gideceğim anne. Şimdi işte bak arkadaşları da teşvik oluyor ona. Anam ben daha kahvemi içmeden vallahi mucize gözümü bir açtım. 20 dakika var çıkmasına. Hakkı uyanmış tekrar dalmıştı. Hemen yüzünü falan yıkattım hadi. İyi oldu. İnşallah o şeyle kafayla anahtarı almışımdır. Şey sistemi varmış onun. Megafon ne diyorlar ona. İçeriden duyuyorsun ya buradan kapı sesini. Kız almadım mı anahtarı Allah'ın anahtarı. Numara kaçtı burada. Necati Melek. Ah almış. Hakkı alıyor mu galiba? Bak ben anlıyorum çocuk. Bu da normalde sağ açılması lazım. Sola açılıyor. Geçen bütün anahtarları kıracağım artık içinde. Bak. Bu taraf açılıyor. Olsun ki bir çocuğu var galiba o çıkıyor şeye. Her gün alıyor bunu yavrum. Çıkıyor. Ben satıyorum. Sabah. Geçen çıkayım dedim dizim ağrıdı olmasaydım şimdi ne olacakmış acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Bir yere çıkıyorum. Dizim çok ağrıyor benim. Acilen gitmem lazım.
Dün Hüseyin'le ne aradı bizi? Çerkezköy'e gittik ya. Şöyle bir yokuş vardı, yokuşu çıktık. Bir de merdiven nasıl bizim kilitlendi yine. Ay, şimdi kahve içeceğim. Rina. Şuradan yolu sadece sildim. Geçtiğimiz yolları. Bohçalarımız. Böyle. Yatak odası Allah'lık. Burada Yerem yatıyordu, kalkmış. Şuraya bunun yatağını kurduk böyle. Şu an tabii yani düzensiz. Daha bir şey yapılmadı. Örtüyle nasıl yatmış. Daha işte masa mantilatörünü koydu. Şu teripotumun ışığını gece lambası yaptık ona. Burada yastıklar var galiba. Burada içi dolap parçaları var. Şurayı sadece fona astı Hüseyin. Şöyle çevirebilirim diyorum ya da şöyle olsa tam kapı dibi olur, olmaz yatağım. Şöyle alabilirim yarıya. Burada yer kalırsa ayak dibine de komodini koyarım. Şuraya diyorum komodini şey yaparım, bak dolabı tam uyuyacak camla. Cam uyumtusuna böyle tam gelecek gibime geliyor. Felaket sıcak. Burada camları açınca çok güzel ceyran yapıyor dördüncü katımı. Şunu kapayım da. Sabah sabah ne yiyorsun Yerem? Kapat hemen onu. Yerem mi? Sabah geldim, internetçiler geldi. Oh, gene orada bir internet yönden sıkıntılar var. Ben hemen şu tezgaha, şurada çiçekler vardı kalabalık, biraz boşalttım. Şu tezgah altından başladım şöyle bir. Şuraya da saydam şey vardı ya, çekmece şeylerini koydum içlerine. Şurada biraz boşluk kaldı ama olsun. Arkaya verdim, lavabo altı burası. Şurasını böyle şey yapmışlar herhalde sudan. Ay anam, kırılmış. Oraya şöyle yarıya kadar şu çirkin gözüküyor be açınca. Şöyle bir şey alırım şuraya, böyle koyarım. Alüminyum şeyler var ya onlardan. Bakayım buradan. Bir şey var mı? Anam böcek mecek olmaz inşallah. Görmedim de evde her yere baktım. Allah muhafaza. Nemli falan olursa gelir. Neyse şurayı şey yaparım ya, silerim. Daha iyi açıklık olsun. Şimdi bunun altını da bulaşık makinesine attım. Ay kalkamıyorum, yoruldum artık. Şimdi şu benim eski buzdolabının çekmecesi var ya, şunu diyorum ben olduğu gibi şuraya koyayım. Değil mi? Hem geniş temizce ne buraya şey koyayım. İşte deterjanları, tablet şeylerini. Şunun içine koyayım, tepsileri de. Ocak gözlerini attım şimdi bulaşık makinesine. Her tarafta şuraya bak hele. Daha buraları hiç daha tezgah mezgah silemedim ki. Şu çiçekleri koydum şeye. Yatak odasına şimdi komodinin üstüne bir tanesini. Bunları da koyacağım. Hüseyin açmaya çalışıyor şeyi. Şurada temizlik kutum var. Tripodum nerede bilmiyorum. O yüzden elle çekiyorum. Tripodum nerede bilmiyorum. Kutunun içinde gözlük var. Gördünüz mü? Seyyar. Seyyarlarım var ya böyle. Kahvemiz gene olmazsa olmaz. Şimdi hemen şurada yapacağım bir kahve.
Oho. Hüseyin telefonuma getiriyor. Duydu sesimi. Nereye saklamış bak. Evet, ben şu tepsileri arkadaşlar yerleştireyim. Artık hafızam nerede biter bilmiyorum bu video. Ona göre. Ben şunu koyayım. Mersi canım. Mersi boku. Mersin akı almaya gideceğim. Hüseyin de burada ya çuvalda. Oğlum. Şimdi videoda açık bir şey diyecektim ama. Yani donsuz atletsiz gezsek yeri var. Değil mi? Ne bulursan onu giyeceksin. Ah bak. Karın eline koyduğu gibi buldu. Bir şey değil. Gastamonulu. Bir şey değil. İşi bıraktım. Yarım. Hakkı'yı almaya gidiyorum şimdi. Ben de şimdi ışık nereden alıyorum? Hep işim ters gidecek. Şuradan alsa çok iyi olacaktı. Canım buradan alacak böyle ışığı net. Buradan karanlık biraz. Yani. Ben şimdi arkadaşlar ocaktayım. Hüseyin senin elinde mi? Kısı yavrum sesini. Şunun arkası felaket. Bunun arkası böyle felaket yağ kalıbı. Aspiratörün çevresi de öyle. Kenarları da öyle. Şimdi orayı en sona bırakacağım artık. Şimdi burasını sildim. Burasına şu fayansları tezgaha aldım. Ocak gözlerini makine yaptım. Yıkadım değilim de. Ayrıyeten çünkü boya yapmışlar tavanı. Yaparken de üstüne hiçbir şey artık diyorum. Herkes işini şekilsiz şukulsuz yapıyor demek ki. Eskiden örtüyorlardı, şey yapıyorlardı boyacılar. Onlar da boyalarını temizledim. Şu küçük bir yerlerde. Şunları bir ocak üstüne açmam lazım tezgah. Şöyle bir alayım içinden. Şöyle bir alayım şunları bir. Yerleştireyim şu büyüktü. Bunu da nasıl alacağız bakalım. Şu vidalı. Şu anca vidası sökülüp. Böyle çok zor olacak. Şöyle duruyor mu bilmiyorum ki. Hiç kullanmadım böyle. Şurada acaba bir demir mi vardı şöyle duruyordu. Bu nasıl temizlenecek ya böyle tutup. Anca sökülecek bu vidasında. Yiyeceğinin konunu temizlenecek. Arkaları falan. Ama hiç güzel değil. Hiç beğenmedim. Denizliyiz o. Ya da hiç böyle şey yapacaksın. Ben de sanki her şeyi alıyormuş gibi. Şurada demirlerinden diyorum sökelim. Anam her gün bez geçeceksin. Uğraşmamak için. Her gün. Nasıl yemeği yapıyorsun her gün? Yemek yaptıktan sonra bez geçeceğim. Başka çare yok. Görüşürüm be. Şuraya bak. Bir saat temizlesen uğraşı çıkmaz. Geldiğimden beri Allah'ın gücüne gitmesin ağzım yani sayıp sayıp duruyor. Kusura bakmayın da kadın var kadın var yani. Hepimizin evi pisleniyor, tozlanıyor. Tamam mı? Böyle bir kalıp toz da olur evin içinde de. Yani şu ocağın yanında bir dolap olsa ya da altındaki şu çekmeceler. Hadi yemek pişiyor anlarım. Fırın var yanında yağ kalıbı olur arkadaş. Tamam mı? Anlarım. Yani ama şurada musluğun altında şurada yağ kalıntısı nasıl olur böyle boydan boya? Nasıl kalıp olur? Altına yağ koyarsın altı da yağ olur anlarım. Şunu anlayamadım yani. Anlayamadım. Arkadaş. Hani bayramdan bayrama temizlesen yine böyle bu şekil olmaz be. Kaç bez değiştirdim? Kaç sünger değiştirdim? Burada lastiği nerede?
Bunlar da mı değişik değişik oyuncuları varmış. Öğreneceğiz. Banyodan üç saati mi buldum? Ara ara girdim çıktım yani. O duşakabin. Duşakabinde rayı çıkmış. Burada Hüseyin bu sakat dolabı tamir etti. Banyo dolaplarının olduğu gibi kulpları yok. Kulp alınca. Şu portmantonun kulpları yok. Çok iş var. Neyse şurayı da hallettim. Şimdi benim derdim şu mutfağı bir açıp kurtulmak. Gerekirse içine koyarım, içinden doğru yerleştiririm. İyice yerim yeri temizleyip. Ufak ufak bir gün bu dolabı yaparsın, tencerelerimi falan bulayım de. Yarın doğalgazım açılacak, şöyle almak zorundayım arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu ortalık açıldığı zaman artık o açıdan alırım. Böyle düzeltene kadar bir karanlık bir aydınlık. İdare edin beni. Şimdi ben dolapları temizliyorum. Tabii burasını gördünüz. Nasıl da? Şuraları böyle yerleştirdim şimdi sinmeden daha. Sinmeden altlarını alacağım bezle. Bunları zaten kutuyla koydum buraya. Daha üst kapakları geçmedim. Altlarını temizledim. Şeyi bulamadım. Kırmızı bir tane benim böyle süngerimsi var. Süngerimsi diyorum. Desenli böyle raf şeyleri. Onu bulamadım rulo olarak. Onu bulamadım. Şunlar var. Şunu iç çekmeceyi koyayım da kaşıkları falan yerleştireyim. Temizlemiştim ya bunları. Şurayı bir temizleyeyim. Çıkan şeyleri çıkartmıyor mu? Çıkar mı? Daha iyi oluyor arkasını öyle temizliyorsun. Vallahi çıkardım. Ben böyle temizleyemiyorum. Şöyle. Önün arkasını çeviriyorum çekmecelerin. Hem çıkardığınız zaman şu kenarları bakın raylar mesela nasıl olmuş be. Eskiye demek ki bak. Bütün şeyler kalmış. Bakayım nereden dökülmüş onlar kız? Nereden ne gelmiş oraya? Üstünde bir şey yok. Şunları ben çıkarayım. Çekmeceleri olduğu gibi şuraya koyayım. Önünü arkasını her yerini temizleyeyim, takayım. Şurada şeyim var. Kaşıklığım var. Bir de şurada var sepetim. Onu yerleştireyim bir güzelcene. Altları da artık sileyim. Örtüyü bulduğumda çıkartırım, yerleştiririm, ne yapayım? Yok, nereden arayayım şimdi? Sarı bezle gidip almadım. Sarı bez sereyim diyorum ama. Gerek yok sildikten sonra. Aha, böcek varmış burada. Böcek kutusu var. Ay. Görmedim ama böcek tableti yerleştirmişler. Karınca mı böcek mi acaba? İstanbul'da doğmuştu. Ben gene anam buraya patates püresi müresi koyayım. Ne olur ne olmaz alayım şunu da. Eldiveni giymem lazım. Ay. Eldiven giymem lazım. Eldivensiz yapamam orayı. Gideyim eldiven alayım.
çekmeceleri sileyim. Burayı temizlerken eldivenle. Sinirlerim geldi. Sık elif, sık 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 sık. Sık. Çamaşır sularını da sık. Her yere sık. Altına sık. Şuralara. Köşeleri. Şurada beklesin şeylerde. Kokuyu da alsınlar. Ben şimdi bunları çamaşır suyusuz bırakmam. Hiçbir yersine. Eldiven takacağım. Gidiyorum. Evet arkadaşlar, temizledim ben burayı. Vallahi mis gibi oldu. Çekmecelerin de altını üstünü. Şimdi bu en altı. Fark eder mi bilmiyorum da. Nasıl en altı mı koysaydım kızı çekmeyi şimdi? Fark etmez herhalde. Şunu alta koyayım. Ne fark edecek ki? Buna da boşluk oluyor mu? Fark ediyorlar. Şu en üst. Bu şimdi. Evet. Bak boşluk olmadı altta. Demek ki fark ediyormuş. İşte. Ana. Şimdi bu en üstüne bunu koyayım. Kırmızıyı bulayım da ben. Kaşıklığım nerede benim ya? Kaşıklık. Şurası da tamam. Ocağın üstü de tamam. Fayanslar. Ben böyle 10 saatte işte ip tip giriyorum, bana sonra gir diyorlar ama sonra hiç uğraşamam. Böyle yerleştire yerleştire gideceğim. Şimdi bir yemek arası verelim. Evet. Şimdi bir yemek arası verelim arkadaşlar. Ondan sonra biraz dinlenelim. İşte ben böyle. Bugün büyük ihtimal mutfaktayım dolaplarla.
Yerleştirdiğimi yerleştireceğim. Zaten çıkıyor ayrıntılar. Yemekte. Toparla. Çocuklar. Şimdi şu banyoyu yarın gelecekler. Doğalgaz için perşembe günü dediler. Hüseyin de diyor kettle'ı ısıtalım bir kovayla döpünelim yani hiç olmadı. Banyoda çocukları da şöyle bir duş aldırayım güzelce. Onları bir kovayla bile çıkartırım maksat terleri gitsin. Biz de öyle. Vallahi yarın da bekleyemeyeceğim artık. Temizledim ne yapayım ki ben? Ekmek arası yapayım falan malam. Bir de poşet çay. Evet arkadaşlar. Ben yine şimdilik veda ediyorum size. İnternetimiz malum. Daha hızımla ilgileneceğiz. Şunları bir arayayım bakayım ne kadar hızlı yükseltebilecekler. Fiyat farkı da uyguluyorlar. Ben anlamıyorum. Hem kendi altyapıları yok. Hem de bir de fiyat farkı alıyorlar yükseltmeye. Ne giydin ay elbise giydin sandım. İrem acıktın mı? Onu içmiyorsun sakın İrem değil mi? Hayır. Şey yap ılık. Bana da koy bir bardak. Biraz normal dışarıdan su koy biraz ondan koy. Hadi ya. Evet arkadaşlar Allah'a emanet ediyorum size. Ben böyle cebelleşip duracağım artık içerileri geçene kadar. Hüseyin de şey yapıyor. Oturma odasını yapıyor. Evet. Evet. Tamam işte oturma odası. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.